çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli partilerimiz, değerli Adıyaman halkı. Bugün çok önemli bir konuğumuz geldi. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Kabinemizin Sağlık Bakanı, Sayın Zeliha Şahbaz Başkanımız bizleri ziyaret etti. Bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Kurumlarımızı gezdik. Sağlık ocaklarımızla ilgili, hastanelerimizle ilgili, Adıyaman'da deprem sonrası ampute olmuş birçok kronik rahatsızlığı devam eden hastalarımızla ilgili bilgiler aldık. Eczacı Arası, Tabipler Birliği, İl Sağlık Müdürümüz vesaire birçok kurumlu görüşlerini Sayın Genel Başkanımız dinledi. Öncelikle buraya geldi, halkımıza, partimize, tüm hemşehrilerimize onur verdi, şeref verdi. Çünkü Sayın Genel Başkan Yardımcımızın gelmesi bizim için sahipsiz olmadığımızın, yalnız olmadığımızın, her zaman değerli başkanlarımızın elleri bizlerin üstünde, halkımızın üstünde, sorunlarımızda, problemlerimizde her zaman inisiyatif alacaklarının bir ispatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidarında da tabii ki bu inisiyatif icraata dönecek. Kesinlikle ama kesinlikle sorunların çözümü olacak. Bunun da bir işaretidir, habercisidir. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Abdurrahman Tutdere'yi de ziyaret ettik. Onun da ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve sözü çok uzatmadan Sayın Genel Başkan Yardımcımıza vermek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, İl Başkanım, partimizin değerli yöneticileri, sivil toplum ve meslek emek örgütlerimizin temsilcileri. Ben katılımlar için çok teşekkür ediyorum herkese ve Adıyamanlı hemşehrilerimizi de saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat depreminde çok büyük acılar yaşadık ve en büyük acıları yaşayan illerimizin başında da Adıyaman geliyor. Gerçekten çok büyük bir yıkım oldu. Çok büyük can kayıplarımız var. Ben öncelikle Adıyamanlı hemşehrilerime geçmiş olsun ve başsağlığı dilemek istiyorum. Ve depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı saygıyla ve sevgiyle anmak istiyorum. Aradan geçen 18 ay gibi bir sürede ne değişti? Sağlık hizmetlerimizde nasıl bir gelişme oldu? Bunları görmek için bugün Adıyaman'dayız. Aslında deprem bölgesini geziyoruz. Kahramanmaraş'taydık, Malatya'daydık. Bugün Adıyaman'dayız. Yarın Gaziantep, Kilis ve Hatay'ı ziyaret edeceğiz ilerleyen süreçte. Ve bu bölgelerde daha önce yaptığımız ziyaretlerde çok büyük bir yıkım vardı. Sağlık hizmeti verilen kurumların, binaların görevi nasıl yaşanan, içinde ikamet edilen binaların görevi sadece orada yaşayan insanların sağ çıkmasıysa, hastanelerin görevi, sağlık kurumlarının görevi daha da ağır. Onların sorumluluğu da depremden sonra, bu büyük yaşanan doğa olayından sonra ayakta kalıp insanlarımıza hizmet vermeye devam etmeleri. Fakat maalesef biz bunların deprem bölgelerinde gerçekleşmediğini görüyoruz. Birinci basamak sağlık hizmeti veren ASM binalarımız, eczanelerimiz, hastanelerimiz bu depremde yıkıldılar ve içinde sağlık emekçilerimiz hayatını kaybetti. Depremden sonra da hizmet verilemediği için çok büyük kayıplar yaşadık. Bu süreçte biz şunu gördük. 2003 yılında sağlıkta reform denilerek bir sağlıkta dönüşüm programı uygulanmaya başlandı. Daha önce kamu eliyle verilen hizmetler, koruyucu sağlık hizmetleri birinci basamak, ikinci basamak, tam bir ticarileşme, özelleşme ve sermayeye rant aktarma projesine dönüştürüldü sağlık. Sağlık artık ticari bir metaya dönüştü ve bu şekilde ülkemizde yürütülmeye başlandı. Fakat biz deprem bölgesinde bu sağlıkta dönüşüm programının enkaz altında kaldığını gördük. Sadece aile sağlığı hizmetlerinin
birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimlerinin bir cari ödeme yapılarak onların üzerine bırakılması, kira, oranın işletme giderleri, işletme her şeysinin onlara bırakılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin bu deprem döneminde hepsi yıkıldı ve sonra denildi ki aile hekimlerimize gidin konteynerlarınızı bulun, kendi hizmetinizi kendiniz verin. Çok büyük bir sağlıkta dönüşüm bu depremde enkaz altında kalmıştır. Sağlık sistemi enkaz altında kalmıştır. Bunun ağır bedellerini burada yaşadık. Halkımız olarak canımızla ve sağlığımızla ödedik. Bundan şu anda da büyük oranda bu mağduriyetler devam ediyor. Bugün eczacılar odamızı ziyaret ettik. Tabipler Birliği tabip odamızı, Adıyaman tabip odamızı ziyaret ettik. Sağlık Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Hala aradan 18 ay geçmesine rağmen hala konteynerde hizmet veren aile sağlığı merkezlerimiz var, eczanelerimiz var ve hastanemizde de tek hastane üzerinden, eğitim araştırma hastanesi üzerinden sağlık hizmetleri verilmeye çalışılıyor ve bu kapatılmaya çalışılıyor eksikler. Özel hastanelerden bir tanesi de sadece bir tanesi ayakta kullanılabilecek durumda. Adıyaman'ın sağlık hizmetleri anlamında da çok büyük mağduriyetler yaşadığını görüyoruz. Bugün bize ifade edilen çok acı bir gerçek vardı. Bu da bölgede çok büyük psikolojik travmaların yaşandığı, intihar oranlarının arttığı yönünde. Ve özellikle uzuv kaybı olan hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın çok ağır bir yaşam koşulları altında dayanma gücünün kalmadığı ve burada bu bölgede bir psikolojik tedavi projesinin başlatılarak Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiği yönünde bugün bilgiler aldık. Tabii biz bu bilgileri daha önce Hatay'da yaptığımız, Kasım ayında yaptığımız ziyarette de bu istenmişti bizden. Biz bunu Sayın dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettik. Fakat aradan geçen onca zamana rağmen herhangi bir girişimin olmadığını, herhangi bir gelişmenin olmadığını ve insanlarımızın bu travma sonrası, yaşadıkları kayıplar sonrasında artık hayattan bir tükenmişlik sendromuyla birlikte hayatlarından vazgeçme noktasına geldiğini görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Adıyaman'da ve deprem bölgesinde hızlı bir şekilde psikolojik destek hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından sunulmalıdır. Ve bu yaşanan travma göz önüne alınmalıdır. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devlet bir aile sağlığı merkezi yapamayacak kudrette değildir. Onun için birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği eczaneler, aile sağlığı merkezleri hızlı bir şekilde devlet tarafından inşa edilerek halkımızın hizmetine sunulmalıdır. Birinci basamak hizmetleri kamu tarafından verilmelidir. Özellikle deprem bölgesinde bu çok acil bir ihtiyaçtır. Onun dışında burada projesi yapıldığı söylenen hastanelerin ve yapımı devam eden hizmet hastanemizin bir an önce ikinci basamak hastanemizin bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz biz Adıyamanlı hemşehrilerimiz olarak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Buranın ihtiyaçları, uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımızın protez ihtiyaçları, bunun dışında diğer tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçlar bir an önce ücretsiz bir şekilde karşılanmalıdır. Sağlık bir ticari meta değildir. Sağlık bir haktır. Hepimiz için, tüm vatandaşlarımız için ücretsiz, eşit, nitelikli ve ulaşılabilir olmak zorundadır. Bu hakkı, bu hizmeti vermek devletin en büyük sorumluluklarından bir tanesidir. Neredeyse var olma nedenidir. Çünkü sağlık yaşam demektir ve yaşam hakkı da kutsaldır. Ben
sözlerime burada son vermek istiyorum. Ve buradaki gelişmelerin takipçisi olacağımızı Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adıyaman'la depremde kayıp yaşayan illerimizle dayanışma halinde yaraları sarmak için çalışacağımızın sözünü veriyorum. Burada Adıyaman'da biz gururla söz ediyoruz, gururla taşıyoruz. Belediyemiz emin ellerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Abdurrahman Tutdere Başkanımız burada Adıyaman'la hemşehrilerimizin büyük bir güveniyle ve desteğiyle göreve geldi. Ben öncelikle Adıyaman'a teşekkür etmek istiyorum ve kendisine güvendiğimizi örgütümüzle birlikte, Adıyaman örgütümüzle birlikte başkanımızın yanında olduğumuzu, tüm Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adıyaman'ın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve kendisine başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Efendim, Sayın Genel Başkan'ın ayağının kırıldığı haberini aldık. Evet. İlk ağızdan son durumu öğrenebilir miyiz? Genel Başkanımızın bir ayağında küçük bir kırık olayı oldu. Ama birkaç gün içinde destekle yürüyebilecek. Kendisine bu arada geçmiş olsun dileklerimizi de Adıyaman'dan iletmek istiyorum. Tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizle birlikte, sizlerle birlikte. Buradaki incelemeleriniz arasında yeni yapılan devlet hastanesi inşaatı, yeni yapılacak olan kadın doğum hastanesi inşaatı, evet, olacak mı? Çünkü Adıyaman şu anda hem doktor ihtiyacı anlamında hem, evet, doktorların ve hastaların kaliteli hizmet alması anlamında çok ciddi sorunlar yaşıyor. Tek bir hastaneye bütün Adıyaman mahkum edilmiş, evet, durumda. Bu konuda da bir çalışmanız, bir öneriniz olacak mı? Şimdi bugün Sayın Sağlık, İl Sağlık Müdürümüzle görüştük. Kendisi çalışmaların devam ettiği yönünde bize bilgiler verdi. Tabii ki tek hastane, eğitim araştırma hastanesi var şu anda. 400 yataklı bir hastanemiz var. Ama burada çok fazla hekim ve personel açığımız var. Çünkü burada barınma sorunu yaşayan hekimlerimiz buradan tayin istediler ya da emeklilik ayrılarak gittiler. Burada bu sorunların çözülmesi için sadece hastane yapmak yetmeyecek. Hastanelerin mutlaka biz yapımının takipçisi olacağız. Buraya daha fazla hekim tercihi olması için, tayin olması için sağlık personellerinin burada hizmet yapmak için, gönüllü bir şekilde yapması için öncelikle koşulların düzeltilmesi gerekiyor. Burada en önemli sorun barınma sorunu. Sağlık personelleri için, sağlık çalışanlarımız için barınma sorununun çözülmesi gerekiyor. Ve burada ağır koşullarda çalışmanın karşılığı olarak da bir pozitif ayrımcılık uygulanması gerekiyor. Aile hekimlerimiz için nüfus anlamında azalan nüfuslar karşısında gelirlerinin azaldığı, bulunamayan nüfus, yani ulaşılamayan hastalar üzerinden takip edilmesi gereken koruyucu hekimlik anlamında gelirlerine düşürülerek cezai işlemler yapıldığı, bunların hepsinin duyumlarını alıyoruz. Bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Burada çalışan, halkımıza hizmet veren aile hekimlerimize nüfus azaldığı için gelir kaybı değil, tavandan ödeme yapılarak özendirici bir uygulama yapılması gerekiyor. Aksi takdirde burada barınamayan, burada çok ağır koşullarda yaşamak zorunda kalan, ağır çalışma koşulları altında ezilen sağlık emekçilerimizin bir süre sonra onlar da tükenerek buradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ya da tayin nedeniyle de tayin durumunda da gelemiyorlar. Çünkü onların da aileleri var, onların da çocukları var. Daha yaşam koşulları uygun olan bölgeleri tercih ediyorlar. Onun için biz bu hastanelerin bir an önce inşa edilerek buradaki sağlık sorunlarının çözülmesi anlamında bunun takipçisi olacağız. Ama Sağlık Bakanlığı'nın da çalışanlarımız için bu desteklerini, yani sağlık emekçilerimiz için destek vermesi gerekiyor. Son bir soru. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği hastalığıyla, evet, ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Şu an
Avrupa'da, pardon, Afrika'da bir Türk vatandaşının bundan etkilendiğini öğrendik. Avrupa'da da ilk vaka görüldü. Türkiye'de bu konuda alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ne yapıyor? Şimdi biz bu olayın takipçisiyiz. Sayın Sağlık Bakanımız bir demecinde herhangi bir endişeye gerek yoktur. Herhangi bir burada bir pozisyon almaya gerek yoktur şeklinde bir açıklaması var. Biz bunun karşılığında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü artık insanlar çok hızlı bir şekilde seyahat ediyorlar. Ülkeler arasında gidip gelmeler oluyor. Bunun yanı sıra çok sayıda Afrikalı öğrenci ülkemizde öğrenim görüyor. Onun için gelen dışarıdan Türkiye'ye gelen, Afrika'dan gelen ya da hastalığın görüldüğü bölgelerden gelen misafirlerimize öncelikle bir muayene yapılması gerekiyor. Hastalık var mı? Bunun tespiti. Onun dışında vatandaşlarımızın uyarılması gerekiyor. Buna bir survey konulması gerekiyor. Biz bunları basın açıklamamızda dün gerçekleştirdik. Bunu sosyal medyadan paylaştık. Basınla da paylaştık. Ciddiye alınması gereken bir durum bu. Yani Sayın Sağlık Bakanımızın ifade ettiği gibi herhangi bir endişe edilecek durum yoktur demekle bu iş geçiştirilecek bir durum değil. Çünkü Covid salgını olduğunda da dönemin Sağlık Bakanı biliyorsunuz endişe edilecek bir şey yok demişti. Ama arkasından çok büyük bir pandemiyle birlikte büyük bir şey yaşadık. Yani büyük bir acı yaşadık. Çok ağır koşullar yaşadık. Onun için ciddiye alınması gerekir diye düşünüyoruz.